Alo. Alo. Günaydın, nasılsınız? Günaydın Müge Hanım, iyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Annesini tanıyormuşsunuz Merve'nin, evet, öyle mi? Evet. Neyiniz oluyor? Kuzenim, amcamın kızı. O zaman Merve de sizin amcanızın torunu. Evet, amcamın torunu. Akrabasınız yani, çok yakın akrabasınız, evet, evet. Kuzensiniz. Evet, Merhabalaşın. Merhaba. Merhaba Merve'cim, nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de çok sağ olun. Anneni ben tanıyorum ama amcamın kızı, kuzenim. Ama annen gittikten sonra biz hiç görüşmedik. Nereye gitti anne? İşte sizi bırakıp gittiğinden sonra. Hı. Nereye gitti ki peki ya? Niye bıraktı biliyor musunuz o olayları? Ben o zaman şu kadar şöyle aklıma geliyor. Çocukları bırakmış gitmiş dediler başka biriyle. Başka biriyle gitmiş. O yüzden ailesi de mi biraz görüşmedi? Ondan dolayı mı koptunuz? Evet, akrabalardan kimsenin görüştüğünü sanmıyorum. Ailesi de görüşüyor mu bilgim yok. Zaten amcam da vefat etti. Annesi de vefat etti. Anneanneyle dede mi yani? Evet, anneanneyle dede ikisi de vefat etti, hayatta değiller. Bir şey sormak istiyorum size. Benim dedem zaten daha önce vefat etmiş diye bundan bir iki hafta önce duydum. Yani bu yeni bir, çok yeni bir bilgi yani, buraya paylaşamadım ama daha önce vefat etmiş değil mi? Evet evet, çok uzun zaman oldu. Yani 23 yıl falan oldu amcama. Yengem de... Ne kadar oldu tam bilmiyorum. 3-4 yıl falan oldu herhalde. Galiba anneannesinin adını farklı biliyor demişsiniz, öyle mi? Evet, anneannesinin adı Zeynep. Zeynep. Anneannesinin adı Zeynep. Aha. Peki siz o aileden hiç kimseyle görüşmüyor musunuz? Yani mesela kaç kardeşi var bizim aradığımız Nermin Hanım'ın? Nermin'in 4 kardeşi var. 2 erkek, 2 kız. Heh. Onlar nerede? Onlar hayatta var. Onlar Antep'te yaşıyorlar. Ben onlara bilgi verdim zaten. Verdiniz mi? Resim gönderdim, ekranlar resim aldım. İnşallah ararlar. Doğru. Hadi bakalım inşallah. Yani dayıları, teyzeleri var. Evet. Vallahi iki tane teyzesi, iki tane dayısı var. Harikasınız. Antep'ten buluruz zaten. Bir virgül koyun, bir hanımefendi daha telefon attığımızda. Annen için diyor ki bir ay öncesine kadar komşumdu. Dur, yaklaşıyoruz adım adım. Alo. Alo. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Nereden arıyorsunuz bizi? Gaziantep'ten. Gaziantep'ten. Evet. Annesi Gaziantep'te mi yaşıyor? Evet, karşı komşumuzdu bizim. Nereye? Tam olarak nerede oturuyormuş? Buyurun, biz sizden, alo, bilgileri alalım, evet. Evli karşı mi? Komşumuzdu, ağlayarak söylemişti. Küçüklük bir resmi vardı elinde. Aa. Bahsetti yani çocuklarından. Evet, bahsettik. Bulamıyorum falan dedi. Biz de çok üzülmüştük. Geri ağlayarak içeri gitti. İsmini söyledik Merve Hanım'ın. O da mı arıyormuş? O da arıyor mu? Evet, o da arıyordu. İçeriye gitti ve yani ağlayarak gitti. Biz hani üstelemek istemedik. Evli mi peki? Yani kocasını falan görmedim. Hayır. Başka çocuğu var mı? Yok. Peki nereye gitti? Burada ev sahibimizle anlaşamadılar. Taşındılar. Bilmiyor mu peki komşuların nereye gittiğini? Yok, şu an evde değilim. Eve gidince soracağım. Ha, komşularıma soracağım. Peki bir cep telefonu falan yok mu sizde? Yok, ben de çok pişman oldum şu an almadığım için. Allah, bak ama annen arıyormuş seni. Merve'cim, ne kadar güzel bir haber. Siz hangi mahalledesiniz Gaziantep'te? Barak Mahallesi. Doğru yere. Barak. Hadi bakalım, inşallah başka tanıyanlar da vardır. Çok yakınlaşmışım. Öyle mi? Şimdi de bak, bir başka beyefendi var. Söylemiyor mu onu? Tamam. Beyefendi günaydın. Televizyonunuzun sesini kapatır mısınız? Böyle anlaşamayız. Alo. Günaydın. Günaydın ablacığım. Siz Nermin Hanım'ı tanıyorsunuz. Evet. Neyiniz oluyor? Benim baldızım olur, baldızım. Baldızınız. Evet. Ha, siz eniştesiniz. Evet, eniştesiyim. Hoş. Ben şu anda da teyzesi de yanımda. O zaman Merve önce bir teyzesine merhaba desin mi? Desin.
Alo. 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 Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merve. Alo. Alo. Televizyonun sesini kapatın lütfen. Ben dizimle görüyorum. Alo, duyuyor musun beni? Evet. Nasılsın? Merve canım. Teşekkürler, kurban olurum. Canım benim, Merve. Ay çok üzülüyorum ben böyle ya. Nasılsın? Sağ ol teyzem, çok heyecanlıyım. Ekrem annem yine seni görür görmez bildim teyze. Annem yaşıyor mu peki, yani nerede yaşıyor? Yaşıyor teyzem, yaşıyor anne. Sizin hasretinizden bir deri bir kemik kaldı. Siz görüşüyor musunuz kız kardeşinizle? Evet. Nerede şu anda? Bursa'da. Bursa'da? Evet. Evli mi? Evet, evli, iki de çocuğu var. Ay maşallah. Peki arıyor muydu o da çocuklarını? Aradı ama göstermediler. İşte kendi içine vura vura kaldı geri. İstedi, görüşmek istedi, göstermediler. Anladım. Peki var mı telefonu büyüdüler falan? Büyüdüler herkes. Bir haber vereyim. Hadi biraz rahatsız şimdik. Haberi yoktur daha. Şimdi yani kötü olur o. Annem, iki ay önce annemizi, bir sene önce annemizi kaybettik. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Bak ne güzel işte. Rabbim karşınıza iki tane yeğeninizi evet. Çıkarttı. Evet, her zaman konuşmaları benim çocuklarımla küçüklükte konuşmalarını hala kulağımızda duyuyorum. Çok heyecanlıyım. Siz tabii Merve 3-4 yaşındaymış annesi gittiğinde. Merve ile beraber büyütmüşsünüz Merve'yi yani. Evet evet, büyüdüler. Benim çocuklarımla yaşıt. Çok güzel. Peki o zaman uyuyor mu? Niye haberi yoktur? Bir arayın bakayım kız kardeşinize. Verdiler mi telefonu? Bir dakika, bir hattan alalım. Siz bir kız kardeşinizin telefonunu verin. Hadi bir annenin sesini duy bakalım. Nasıl? Allah sizden razı olsun. Hepinizden. Çok yaklaştık. Nere nere, az sonra inşallah annenin sesini de duyacaksın. Size bir ömür dua edeceğim. Ay çok teşekkür ediyorum canım benim ya. Allah senden de razı olsun. Ama gerçekten beni çok cesaretlendiren insanlar oldu. Sizin için. Gelin buradaki bir şey yok işte, biz oturuyoruz. Evet. Hayrettin ustam dedi ki hani, o da benimle çok aradı. Allah ondan da razı olsun. Dedi ki artık hani baktık bir sonuç alamıyoruz. Dedi ki mücadeleye çıksana kız dedi bana. Ya dedi, dedim yok falan, hani ben utanırım. Kız sen dedi ne deli kızsın dedi. Sen dedi kimlere kafa atmışsın yaparsın dedi bana böyle bir. Dedim, var mıymış burada çekinecek bir şey? Hayır, kesinlikle yok. Tam aksine hani şu anda diyorum ya size, ben hani annem eğer benimle hani böyle birebir de konuşursa ben ömrümün sonuna kadar size dua ederim yani. Aa sen böyle söylediysen ben artık onu alır evinden getiririm. Siz ömrünün sonuna kadar dua edeceğim. Yani bu fırsatı kaçıramam arkadaşlar lütfen. O yüzden hemen ara hanımefendi, atla gel. Bak kız bana ömrü boyunca dua edecekmiş yani lütfen. Dur biz bir ara verelim de bir reklama girelim. Arayın siz de annesini. Hadi inşallah bir sesini duyuralım önce. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu